Dostlar merhabalar, Nino'nun gündemine hoş geldiniz. Ben Nimet Polat. Gönül isterdi ki hep güzelliklerden konuşalım. Özellikle şu günlerde kendimizi daha iyi hissedecek. Ama yaşamın bir parçası, güzellikler kadar maalesef kötülükleri de insanlar yaşıyorlar. Bundan dolayı bugünkü konuğum farklı bir gündemden, farklı bir aslında hayatın içinde olan, yaşamdaki olan bir takım şeyleri, olumsuzlukları konuşacağız aslında. Ama ne yapıyoruz? Bize ulaşmak için Telegraph News, Benino'nun gündemi Facebook sayfasından bize ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bizim yayınımız IPTV'lerden de Viyana TV'ye ulaştığınızda oradan da tekrarlarımızı seyretme şansınız olacaktır. Konuğuma öncelikle bir merhaba demek istiyorum ama konuğum Asalet Tulas, Advice Service Manager ve psikiyatrisi konusunda uzman bir arkadaşımızı davet ettik ve beni kırmadı, sağ olsunlar. Biraz zor da olsa kabul ettirdim ama güzel bir program olacağını düşünüyorum. Hoş geldiniz diyorum Asalet Hanım, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim ben. İyi olmaya çalışıyorum bu günlerde. Teşekkür ederim davetiniz için programı. Ne demek? Yani size ulaşmak gerçekten zor demeyeceğim ama mesela birkaç arkadaşlar konuştum. Hani böyle bir program yapalım dediğim. Hepsi sizi referans gösterdiler. Bu konuda en iyi konuşabilecek, anlatabilecek, faydalı bilgiler verebilecek insan Asalet Hanım dediler. Onun için de size ulaştık ve gerçekten çok mutluyum konuğum olduğunuz için. Çok teşekkürler. Elimden geleni yapacağım. Şimdi hemen şeyi aslında şöyle sorsam, nasıl geçiyor günleriniz şu koronalı günlerde? Bizlerin şimdi yaşadıkları gerçekten hani bir yere sıkışmışlık hissediyoruz. Sizler de bunu hissediyorsunuz. Evet, tabii ki. Evet, çok doğru. Yani benim günlerim çok yoğun geçiyor. Söylediğiniz gibi ben aile içi şiddet konusunda hizmet veren bir serviste danışmanlık servisini yönetmekteyim. Solus'ta çalışıyorum ve yardım hattımız var mağdurlara yardımcı olmak için. Hattımız pazartesiden cumaya 10 ile 4 arası açık ve inanılmaz bir yoğunluk var. Zaten evden çalışmaya devam ediyoruz. Ben ekibi bir şekilde organize etmeye, herkesin evlerinden yardım hattını yani sorunsuz bir şekilde yürütmeye çok gayret ediyorum. Bunun dışında işte bir de psikoterapistim, o işler de devam ediyor. Tabii ki şu süreçte insanların duygusal ruh dünyaları da bir çalkantı içerisinde, önümüzde yani çok büyük bir belirsizlik var. Yaşadığımız süre çok beklenmedik ve çok alışılmadık, yani sıra dışı bir durum. Kesinlikle. O yüzden insanların şu anda çok daha fazla yardıma ihtiyacı var. Yani benim için korona günleri şey olmadı, hani eve kapanma, yavaşlama yerine tam tersine böyle işlerin biraz yani çok daha fazla arttığı, neredeyse çığırına çıktığı bir dönem. O yüzden benim için çok yoğun geçiyor ama şu süreçte böyle bir işi yaptığım için de çok aynı zamanda yani ne diyeyim, bir tatmin duygusu yaşıyorum. Bir yardım kuruluşunda çalışmanın getirmiş olduğu bir şey tabii ki. Ve bu süreçte aile içi şiddet de çok konuşulmaya başladı. Özellikle yani tabii ki mağdurların içinde bulunduğu sıkıntı, o sıkışmışlık duygusu, sizin de dediğiniz. Aynen. Çok çok daha fazla yaşıyor, düşünün yani 7-24 sizi mağdur eden, şiddet uygulayan, taciz eden biriyle birliktesiniz artık ve belki o kişi hiç dışarı çıkmıyor, belki işini kaybetti. Yani şu anda stres durumları, insanların işte finansal kayıpları da artmış olduğu için aile içi şiddet çok büyük bir artış gösterdi bu süreçte. Kesinlikle katılıyorum. Şey çok ilginç tabii. Bugün bir arkadaşımla konuştum Türkiye'den. Sanıyorum onun dışında hiç kimseden ya bu süreç benim için iyi oldu dediğini hiç duymadım. O arkadaşım da şey dedi. Karı koca her ikisi de çok yoğun
Hani çalışan, yaşayan insanlarda hem politik yanları var, hem işte sorumlulukları, yani gönüllü yapmış oldukları işler de çok fazla. Dedi ki ya biz ilk defa dedi hani karı koca balayındaymışız gibi yaşıyoruz filan dedi. Dedim ki Erdoğan yani inanılmaz bir şey, hani ilk defa birisinden böyle bir şey duyuyorum. Biliyorum. Hiç kimseden yani şu süreç için olumlu bir şey duymamıştım. Bu sabah ilk defa duydum. Ama konumuz dediğimiz gibi ciddi bir konu. Hani can sıkıcı bir konu ama konuşulması gereken bir konu. Evet, şiddet konuşacağız. Ben hemen sorularıma başlamak istiyorum. Evet, şiddet ne demektir? Yani ve belki ona bağlantılı olarak da kaç şekli vardır. Yani insanlar bu ev içi şiddeti yalnızca fiziksel olarak mı düşünürler? Buradan başlayalım istiyorum. Tamam. Çok basit şekliyle ev içi şiddet dediğim şey bir tarafın diğer taraf üzerinde kurduğu kontrol ve egemenlik üzerine dayalı bir ilişki biçimidir. Bu en basit haliyle açıklayabileceğim bir şey. Tabii ki aile içi şiddet, ev içi şiddet çok katmanlı bir durum ve gerçekten komplike bir durum. Bunun belki detaylarına gireriz. Aile bireyleri arasında olduğu gibi en fazla rastlanan durum romantik ilişkiler dediğimiz işte karı koca ilişkisi, sevgililik ilişkileri, sadece heteroseksüellerin değil tabii ki eşcinselleri de katmak gerekiyor bunun içine. Bu durumlarda daha çok ortaya çıkıyor. Yani romantik ilişkiler dediğimiz ilişkilerde genel olarak biz yani aile içi şiddet dediğimiz zaman bunu kastediyoruz ama tabii ki aile bireyleri arasında da olabiliyor. Örneğin yetişkin çocukların yaşlanan anne babalar üzerinde uyguladığı şiddet türü de aile içi şiddet. Bunun yanında işte bazen ailelerin çocuklarını zorla evlendirme durumları veyahut da bizim sözde namus şiddeti dediğimiz şiddet türleri ve kadın sünneti denilen şiddet türleri de aynı zamanda aile içi şiddetin kapsamına giriyor. Bir konuda açıklık getireyim çünkü konuşmalarımızın bundan sonrası hep kadın erkek üzerinden konuşacağımız için. Aile içi şiddet genelde yani çok büyük bir oranda kadınların erkeklerden yaşadığı bir durum. Ve bu genelde yani ataerkil toplum yapısının değerlerinden kaynaklanan durum yüzünden var. Yani açıkçası ben ataerkil toplum değerlerinin erkeklere de faydalı olduğunu düşünmüyorum. Onları da dezavantajlı durumda bırakan bir sürü taraf var ama kadınları özellikle çok daha aşağı bir konuma koyduğu için ve onlara daha az değer verdiği için yani bu tür kalıplar etrafında kodlandığı için cinsiyet rolleri genelde çok katı bir şekilde biçimlendiği için ve kadınlara daha dezavantajlı olduğu için yani maalesef kadınlar bunun çok büyük bir mağdurları oluyor. Bu yani hegemonyanın ve toplumsal kodların. O yüzden aile içi şiddeti erkekler yaşasa da çok küçük bir oran yaşıyor. Yani kadınlara kıyasla gerçekten neredeyse göz ardı edilebilecek kadar küçük bir oran. Ve aynı zamanda yaşama biçimleri çok farklı. O nedenle biz genelde aile içi şiddetten bahsederken hep mağdurlara kadın, şiddet uygulayıcılarına da erkek diye konuşuyoruz. Yani dilimiz bunun üzerine konumlanmış. Kimse alınmasın. Tabii ki erkeklerin şiddet yaşadığını kabul ediyoruz ama dediğim gibi çok az ve çok farklı. Çok farklı. Peki yani işte mesela ev içi şiddette kadınla ve erkek ilişkilerinde belki hani farklı bir soruyla mı başlamak gerekir devamı için? Yani şiddetin çeşitlerini fiziksel, duygusal hani şiddetleri soracağım ama anne ve babanın çocuklarına uyguladıkları şiddet yani onları büyütürken bu tip insanların yani sizin yapmış olduğunuz araştırmalarda ya da işte çalışmalarda ne kadar etkisi vardır o çocukların ileriki dönemde bir başkasına uygulayacağı şiddet konusunda bir etkisi var mıdır ya da tam tersi mi olur o çocuklar? Yani açıkçası şöyle ya da böyle olur demek ki çok doğru değil. Yani çünkü aile çocukluğunda aile içi şiddet yaşayan, kendisi çocukken taciz gören çocukları
çok farklı şekillerde ortaya çıkıyor bu travma. Ama kesinlikle üzerlerinde bir travma ve bir duygusal etki kalıyor. Yani ve bunun süreçleriyle, sonuçlarıyla baş etmek bir ömür sürüyor bazen. Ama herkes de gerçekten farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Şey demek istemiyorum, yani çocukken eşsiz şiddet gördünüz diye veyahut da buna şahit oldunuz diye atıyorum, işte babanızın annesini dövmesine. İlla ki siz de aile içi şiddet durumu içinde kendinizi bulacak değilsiniz veyahut da şiddet uygulayıcısı olmak zorunda değilsiniz veyahut da şiddet mağduru olmak zorunda değilsiniz. Yani yetişkinken yaptığımız seçimler neyse ki, yani tabii ki çocukluğun etkileri hayatımız boyunca devam ediyor ve yaptığımız seçimlerin çoğunu bilinçaltından da olsa etkiliyor. Ancak bir, yani kişisel bir sorumluluğumuz var. Ve bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle mesela şiddet uygulayıcı erkeklerin bunu bir bahane olarak kullanmaları çok yaygın. Hani ben de çocukluğumda böyle yaşadım, böyle gördüm diye. Ama yetişkin bir birey olarak artık şunu anlamamız gerekiyor. Bazı seçimler bize ait. Yani o seçimleri bir şekilde sahiplenmemiz gerekiyor. Ve yaptığımız hareketlerin sorumluluğunu almamız gerekiyor. O yüzden şey demek istemiyorum, yani hani illa sonucu bu olacak diye bir şey yok. Anladım. Peki tekrar dönersek ev içi şiddete, hani duygusal ilişkilerde dediniz, işte karı koca ilişkilerinde dediniz ama mesela fiziksel şiddetin dışında ne tür şiddetler insan yaşayabilir o evin içinde, evet, ya da beraberlikte? Evet. Şimdi çok güzel bir soru, çünkü genelde insanlar ben fiziksel şiddet yaşamıyorum, dolayısıyla yaşadığım aile içi şiddet değildir diye bir sonuca varıyor. Bu yanlış, çünkü aile içi şiddet 5 gruba ayrılıyor. Duygusal şiddet bunların en başında geliyor, çünkü ilk başta zaten öyle başlıyor. Yani direkt hemen fiziksel şiddeti atlamıyor. Şiddetin amacı çünkü o insan üzerinde baskı, egemenlik ve kontrol kurmak. Yani bunu bambaşka yollardan yapabilecekken fiziksel şiddet hemen ortaya çıkmak zorunda değil, çıkmıyor da zaten gerekmedikçe. Yani duygusal şiddet dediğimiz bir şiddet türü var. Bu kişinin size isim takması olabilir, küfür etmesi, kötü söz söylemesi, işte sürekli olaylardan dolayı sizi suçlaması, bazen akıl oyunları oynaması mesela, işte ben yapmadım onu, sen yanlış hatırlıyorsun, ha, öyle bir şey olmadı, gene sen ne düşünüyorsun, sen deli misin falan gibi bu tür şeyler. Yani sizin aklınızdan şüphe etmeye ya da olaylardan şüphe etmeye yol açması. Manipülasyon aynı şekilde ve tehdit. Bunlar duygusal şiddet türleri. Bir de bununla beraber gelen bir baskı ve kontrol dediğimiz şiddet türü var. Bu da artık son birkaç yıldır bir suç halinde, coercive control denilen şey. Yani bir bu bir davranış kalıbı. Kişiyi belli bir davranış kalıbıyla korkutmak ve sürekli sizin kontrolünüz altında kalmasını sağlamak. Şey, şöyle düşünebilirsiniz, yani birinin etrafında bir çember çiziyorsunuz, hayatının çemberini, ve bu çember dışına çıkmayacaksın gibi. Ve o çemberin dışına çıkmaya korkuyor. Yani bu bunu aşmak gerçekten çok zor olabiliyor kadınlar için. Şimdi bu ikisiydi, yani bir tanesi baskı ve kontrol dediğimiz coercive control, diğeri duygusal şiddet. Fiziksel şiddet sadece vurmak değil bu arada. Yani sadece birini işte bazen boğazını sıkmak, nefessiz bırakmaya çalışmak falan ya da vurmak, işte tekme atmak, ısırmak gibi şeyler olabiliyor. Ama aynı zamanda mesela size herhangi atılan bir obje de fiziksel şiddetin içerisine giriyor. İtip kakma mesela, bu da aynı şekilde. Veyahut da evdeki eşyaları kırma. Yani size yönelmemiş olabilir ama öfke, o şiddet bir başka şeye yöneliyor ve gene sizi korkutma amaçlı, yani sonucunda korkmuş oluyorsunuz. Bunun dışında ekonomik şiddet dediğimiz bir şiddet türü var. Finansların tek bir kişi tarafından işte kontrol edilmesi, aynen, çalışmanıza izin verilmemesi ya da zorla çalıştırılmak, çalışamayacak durumda olsanız bile maaşınızın, paranızın zorla elinizden alınması, banka hesaplarınızın kontrol edilmesi, belki banka kartınızın elinizden alınması. Bir de sizi zorla, sizin adınıza mesela kredi çekilmesi, sizin isteğiniz ve rızanız olmaksızın sizi borca sokma, bu gibi durumlara da ekonomik şiddet diyoruz. Ve bunun da yine çok farklı şekillerde tezahür ettiğini görüyoruz ilişkilerde. Bir de cinsel şiddet var. O da
sadece fiziksel olmak zorunda değil, sadece taciz ya da tecavüz değil. Yani bunun altında yapmak istemediğiniz cinsel aktiviteleri zorla yaptırmak veyahut da sözlü olarak sizin cinselliğinizle ilgili kötü yorumlar, sizi kendinizi kötü hissettirecek, rahatsız hissettirecek şeyler yapılması da olabiliyor. Ben en son bir de teknolojik şiddeti eklemek istiyorum çünkü çok yaygınlaştı. Bu da daha çok işte yani bilgisayarınızın hacklenmesi, işte gene şifrelerinizin, hesaplarınızın kontrol edilmesi, sürekli text mesajlarıyla, telefonlarla işte o kontrolü sürdürmeye çalışmak, neredesin falan gibi. Ve sosyal medyaya sizin hakkınızda küçük düşürücü, atıyorum şeyler post etmek, bunun gibi şeyler de teknolojik şiddetin parçaları. Maalesef. Yıllar önce yani bir projede çalışıyordum. Hackney Council'ından ev içi şiddetle ilgili gene uzman arkadaşları çağırdık. Bir işte seminer türünde bir şey yapmıştık, hatırlıyorum. Gikter'in şeydeki eski yerinde oraya ev içi şiddet için ve çok kalabalıktık gerçekten. Yani başka derneklerden kendi işte üyelerinin geldiği aşağı yukarı 150'ye yakın kadının toplandığı bir seminer olmuştu. Muhteşemdi. Şimdiki yani ilk başladığımızda ya da davet ettiğimizde bazı insanlar kırmamak adına gelmişlerdi. Bazı insanlar işte hani ilgilendikleri için gelmişlerdi, ne konuşulacak falan diye. Fakat çok ilginçtir. Yani aşağı yukarı 1,5 saatlik falan bir program olmuştu. O konuşmacılar, birkaç konuşmacı falan vardı. Bunun günün sonunda o konuşmacılardan yani insanlar hiç çıt çıkarmadan seyrettiler, dinlediler ve sonradan öğrendik. Eşleri özellikle geldiler hani derneğe. Siz ne yaptınız bu kadınlara? Ve öğrendik ki o gün işte seminerden çıkan en az 6 kadın doğrudan karakolu da hemen köşedeydi. Çıkıp doğrudan karakolmuşlar. Yani şiddet yaşadıklarını. Ve gerçekten de öyle. Yani birçok insan yaşarken göremiyor, hissedemiyor. Kesinlikle. Yani ben şiddet yaşıyorum dahi diyemiyor. Bir şeyi kabul etmek, onu olduğu gibi kabul etmek, karşıdaki ilişkiyi ve o ilişkiden dolayı da işte hani bazı şeylere göz yummak ya da düzelir diye beklemek. Evet. Yani bizim hayatımızı düzelir diye beklemek ne kadar etkiliyordur acaba? %100 katılıyorum. Yani bir sürü, pardon, birçok durumda görmek istemiyoruz veyahut da anlayamıyoruz yani şiddet yaşadığımızı. Yani bu çok karşımıza çıkan bir durum. Özellikle duygusal şiddet yaşıyorsanız bunu ilişkideyken fark etmek çok zor ki bu şiddetin bir parçası. Çünkü manipülasyona uğramışsınız belki sizin akıl oyunları oynanmış ve sürekli bir işin yani olayın sorumlusunun siz olduğu söylenmiş size. Yani karşı taraf hiçbir şekilde sorumluluk almak istemediği için bahanelerle, sizi suçlamalarla bunu da sizi inandırmış. Şöyle bir durum oluyor genelde. Bunu içselleştiriyor kadınlar. Yani sürekli duydukları şeyi gerçekten içselleştiriyor ve kendilerine olan güvenleri, inançları gerçekten tamamen yok oluyor. Yani bir şiddet ilişkisinde zaten şeyi görebilirsiniz. Ne kadar uzun dönemli maalesef sizin üzerinizdeki etkisi ve içselleştirmeniz o kadar çok oluyor. Ve o yüzden bazen durumu fark etmek çok zor gerçekten. Mesela bazı şeyler, bazı kadınlardan duyduğumuz şeyler şunlar. Hani farkında değildim gibi ya da ne olduğunu göremedim. Bir bulutun içinde gibi hissettim. Veyahut da yani bunu normalleştirmiş olan kalıplar ve bazı kültürel kalıplarımız da var ne yazık ki. Yani bir sürü şeyi normal görüyoruz. Atıyorum aşırı kıskançlık mesela ve kontrol. Bu neredeyse kabul edilmiş durumda. Yani şu anda okullarda yaptığımız, genç kızlarla yaptığımız eğitimlerin çoğunda
erkeklerin, erkek arkadaşlarının onların mesajlarını okuması, ne giydiklerine hakkında yorum yapması, karışması %100 normal kabul edilen bir durum ve gerçekten bu esasında ilk, yani şiddetin, aile içi şiddetin ilk başlangıcı. Yani bunu fark etmemiz gerekiyor ve bunu anlamak çok zor. Yani bazı şeyler artık ne kadar normalleşirse biz de o kadar içselleştiriyoruz. Ama dediğiniz gibi yani bazı kadınlar gerçekten çok sonradan fark ediyorlar. Bu yüzden her zaman söylediğimiz mutlaka bir uzmanla görüşün ve yardım hatları var. Yani bunları arayıp bir uzmanla en azından ne yaşadığınızı konuşabilirsiniz. Hiç kimse sizin adınıza karar vermeyecek. Hiç kimse sizi yönlendirmeye, herhangi bir şekilde ilişkiyi bırakmanızı ikna etmeye çalışmayacak. Sadece ve sadece belki içinizde hani böyle bazen deriz ya, yani içsel olarak içgüdülerim bazı şeylerin doğru olmadığını söylüyor. Yani bir rahatsızlık duygusu varsa bile bunu biriyle konuşmak çok faydalı. Çünkü bazen bizim göremediğimiz, cevap veremediğimiz soruları bir başkası görebiliyor ya da görmemizi sağlayabiliyor. Şeyi hatırlıyorum, yine bir anekdotumu anlatayım. Bir arkadaşım vardı. İlk geldiğim yıllarda Luton'da otururken İngiliz bir arkadaş. Bunlar geçmişte mesela karı koca 60'larda falan hippilenmiş. Yaşı benden biraz büyüktü. Nasıl derler? Çok güzel bir ilişki var gibi gözüküyordu. Birbirlerini dinleyen, konuşan filan. Ama biraz samimi olduktan sonra biraz daha böyle birbirimize hani sık sık gelip gitmeye başladıktan sonra gördüğüm şöyle bir şey oldu. Mesela şey derdim, Cennet hadi yüzmeye gidelim. Ben yüzme bilmem. Öğrenirsin. Yani ufak ufak hani kenarda işte yan yan gidersin filan. Kocası hemen derdi ki o yapamaz, hayır o yapamaz filan derdi. Ve kadının kocasının hayır yapamaz dediği her şeyi kabullenmiş olduğunu gördüm. Çok ilginçti mesela, benim için hiç unutmadığım bir şeydir. Çok az İngilizcem vardı. Çok az İngilizceyle aslında kendisinin hani bir şeyleri yapabileceğini anlatmaya çalışıyordum. Ama hiç ikna edemedim, biliyor musun? Hani bazı insanlar da acaba, özellikle kadınlar, bir takım şeyleri kabullenmeye hazır oldukları için de bu kadar baskı altında kalıyor olabilirler mi acaba? Yani neden bazı şeyleri kabullenmeye hazır olduğumuzu belki konuşmak daha faydalı olabilir. Çünkü başlangıçta da belirttiğimiz gibi yani bu toplumsal kalıbın, ataerkil toplumsal kalıbın içerisinde yetişiyoruz. Doğduğumuz andan itibaren yani dakika bir, hatta doğmadan önce ailemiz cinsiyetimizi öğrendiği andan itibaren ne yapıyor? Odamızı pembeye boyuyor. Ona göre eşyalar işte kadınlar için, erkekler için mavi. Ve alınan oyuncaklar bile çok farklı. BBC'nin çok güzel bir araştırma programı, bir belgeseli vardı. Çok küçük yaşta, galiba 1 yaşından sonra, 1 ile 2 yaş arası 2 çocuğu cinsiyetlerine farklı şekilde giydiriyorlar. Yani kız çocuğunu erkek gibi, erkek çocuğunu da kız gibi. Oyuncaklarla ilgili bir araştırma yapmak istiyoruz. Gönüllü olur musunuz diye normal işte insanlara soruyorlar. Gönüllü olanlar İşte erkek gibi giyinmiş olan çocukla hep böyle daha işte sert, daha uzay zaman, hani bu tür şeyler algılayabileceğimiz üç boyutlu oyuncaklar falan, bu tür şeylerle oynarken robotlar, işte daha karmaşık grift şeylerle. Kız çocuklarıyla bebek, işte yumuşak eşyalar, ayı. Yani aynı yaşta olmasına rağmen iki çocuk, ikisine farklı muamele ediyorlar cinsiyetlerinden kaynaklanan ve sonradan İnsanlara söylediler bunu. İşte belgeselin bir parçası olarak bu oynadığınız çocuğun erkek olduğunu söylesek size ne düşünürsünüz diye herkes çok şaşırdı ve bir sürü insan, yani birçok insan bunu şey diye söyledi. Ben gerçekten hiç kendim kız ve erkek çocuklarına ayrım yaptığımı düşünmem asla, yani hani böyle bir şey düşünmeksizin oynadım ve onun oyuncağı gerçekten çok sevdiğini gördüğüm için oynadım falan diye. Ama bu gerçekten bilinçaltımıza yerleşmiş bir şey. Yani kadın ve erkek rolleri bilinçaltımıza yerleşmiş. Doğuştan itibaren böyle büyütülüyoruz ve kadınlara, farkındaysanız, kız çocuklarına çok farklı bir muamele var. Yani bunu biz yapmasak, okul yapıyor. Anne baba yapmasa işte büyük anne büyük baba yapıyor. İşte akrabalar yapıyor, arkadaşlar yapıyor.
Ve böyle yetişiyoruz ve dediğiniz doğru. Yani kadınların toplumdaki rolü daha çok bakım üzerine, başkalarına bakmak, işte daha verici olmak, böyle şeyler bekleniyor bizden, fedakarlıktır. Yani kadınlarla ilgili duygusal olarak kadınları tarif eden sözlere baktığınız zaman şefkatli, işte yumuşak, erkeklerle ilgili daha böyle güçlü, işte yakışıklı, ne bileyim yapılı falan, hani bu tür şeyleri övgü şeyi olarak kullanıyoruz ve onlarda bile bir farklılık var. E tabii ki toplumsal olarak bazı rolleri biz de içselleştirmek zorundayız. Yani bu böyle bir toplum içerisinde hayatta kalmak istiyorsak ve toplum tarafından kabul görmek istiyorsak ister istemez belli bir yere kadar dediğiniz doğru. Yani bir evlilikte mesela evliliğin yürümemesi kadının sorumluluğudur. Hani her zaman öyle söylenir. Yuvayı dişi kuş yapar. İşte kol kırılır, yen içinde kalır, işte sen bunu çekeceksin, işte erkeği idare etmek falan. Yani bu tür şeyler her zaman duyduğumuz şeyler ve bunları sorgulamayınca, sadece kadınlar için değil yani erkekler için de sorgulamayınca, bu tür kalıpların içine düşmek gerçekten çok kolay oluyor ve bu tür ilişki döngüleri tekrar tekrar tekrarlanıyor. Büyük ihtimalle sizin gördüğünüz kadın da bunlardan biri yani. Çok ilginçti. Yani ben mesela hep şey düşünmüşümdür. Ataerkil toplum ama hani Avrupa ile Türkiye'yi hani farklı, çünkü bizde din faktörü var, namus faktörü var, kültür faktörü var. Yani bir sürü şeyler var. Hani bizde daha farklı bakılıyor diye düşünüyordum. Ama Avrupa'daki kadınların hani daha özgüvenli, daha işte nasıl derler, kendi vizyonlarını kullanabilecek, istedikleri gibi hareket edebilecek, olumsuz anlamda söylemiyorum ben, hep olumlu, hani bir kadının özgüveniyle ilgili konuşuyorum. O şekilde hep düşünüyordum. Mesela tanıdığım ama yani ilk çok samimi olduğum bir Avrupalı bahsediyorum. Evet. Aile içi daha arkadaşlarım oldu ama onlar daha bekarlardı falan filan. Yani. Ama evli olup ailece gidip gelmeye başladığımız, görüştüğümüz bir insan olarak onun hani bu kadar özgüvensiz olması beni çok şaşırtmıştı mesela. Hep şey diye düşünürüz mesela, ev içi şiddetin bizlerde daha çok olduğunu düşünüyoruz ama böyle olmadığını da Avrupa'da yaşamaya başladıktan kesinlikle sonra geldik. Yani. Evet, yani siz dışarıdan hepimizin algıladığı o dışsal kalıpların içine girip o kişiyi tanımışsınız ve orada da ortaya çıkıyor. Belki dışarıdan dediğiniz gibi öyle görünüyor. Yani Avrupa istatistiklerini aldığımız zaman belki Türkiye ile kıyaslayınca daha düşük olabiliyor aile içi şiddet rakamları ama kesinlikle yani rakam aile içi şiddet değil de daha çok böyle ciddi, çok daha şiddetli dediğimiz türler, mesela namus cinayetleri veyahut da kadının öldürülme sayısı, yani burada da var ve çok olan bir şey ama dediğiniz gibi Türkiye kadar veyahut da Meksika kadar, başka ülkeler kadar değil. Ama evet, haklısınız. Yani o dışarıdaki kalıbın içine bir adım yaklaşınca insan aslında orada da görüyor eksiklikleri ve ne kadar yaygın olduğunu aslında bu kültürel değerlerin. Kesinlikle. Peki şöyle bir şey, mesela biraz daha kişisel bir olaya hani baktığımızda bu konuda, mesela diyelim ki bir insan ilişkisi vardı, bitti. Ama karşısındaki adam psikopat. Yani böyle bir insan mesela bu durumdan nasıl kurtulabilir? Evet. Yani, o insandan nasıl kurtulur? Bitir ilişkiyi, baktı işte bir süre sonra kötü gitti her şey. Olumlu olacağına, değiştiremeyeceğine karar verdi. Çünkü ilişkilerde ya ilişkini değiştireceğini de düşünüyorsun. Tabii değiştiremeyeceğine karar verdi ve sonunda ayrılmaya karar verdi. Böyle olduğu noktada mesela kadın ayrılmak istiyor, adam ayrılmak istemiyor. Ne yapmak gerekiyor? Evet, güzel bir soru. Öncelikle o kadını tebrik etmek istiyorum.
Hem de çok. Çünkü çok söylediğiniz gibi yani onun geçtiği aşamalar çok fazla sayıda ve önünde büyük engeller var. Özellikle yani psikopat diye tanımladığımız, anladığım kadarıyla şey kastediyorsunuz. Yani böyle bırakmak istemeyen, iyice kontrolcü, şiddet uygulayan biri. Bırakırsan ben bırakırım, sen beni bırakamazsın filan diye o zihniyette. Evet, evet, tehditler eden. Aynen. Bu genelde çok yaygın yani ve bu erkekleri aslında psikopat diye tanımlayınca kadınlar şey diye düşünmesinler. Benim eşim ya da sevgilim psikopat değil. Yani ben onu seviyorum falan tabii ki. Yani bu insanlar zaten hayatımızın parçası. İşte sevgilimiz, eşimiz, babamız, kardeşimiz, o yüzden arkadaşımız. Şey gibi görmüyoruz yani böyle canavar falan değiller sonuçta. Dışarıdan bakıldığı zaman çok çekici olabilen, ilk etapta gerçekten çok büyük bir cazibesi olan insanlar, dış ilişkilerinde çok iyi olabilirler. Aslında bu çok güzel bir ipucu. Dışarıda iyi olup da neden kontrolünü bana karşı kaybediyor, neden bir tek beni dövüyor, neden bir tek bana yapıyor bu davranışı? Bu size bir ipucu vermeli. O insan için herhangi bir bahane bulmanıza gerek yok. İşte strestir, alkoldür, çocukluğunda yaşadığı zorluklardır. Öyle olsaydı diğer insanlara karşı da ortaya çıkardı. Tabii. Bu böyle bir şey. Ama tekrar söylediğiniz örneğe gelelim. Dediğim gibi çok zor böyle bir ilişkiyi bırakmak. Yani neden? Çünkü böyle bir insan büyük ihtimalle sizin içinize korku salmıştır. Siz ayrılırsam, ayrılırsan şunu yaparım, bunu yaparım, bir sürü tehditler savurmuştur. Ve bunların bazısı gerçekten yapabileceği şeylerdir. Bazısı korkutmak için yapıyor olabilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızı belki kullanmak isteyebilir. Yani çocukları senden alırım. Belki göçmenlik durumunuz bu ülkede yani şey değil, kalıcı değildir. Seni ülkeye işte geri gönderirim, çocuklar burada kalır, sosyal servisler ararım gibi. Yani bir sürü şey var. En önemlisi şunu biliyoruz. Ayrılan kadınlar genelde ayrıldıktan hemen sonra veya o ayrılma aşamasında öldürülüyor. Yani özellikle fiziksel şiddet varsa kadına biz her zaman şey diyoruz. Siz kendi riskinizin eksperisiniz, uzmanı sizsiniz. Yani bir kadın gerçekten çok korkuyorsa ve o korkudan dolayı ayrılamayacağını düşünüyorsa orada gerçekten ciddi almamız gereken bir durum var. Bu korku gerçek bir korku ve bunun arkasında çok önemli nedenler var. Ama burada bitmiyor tabii ki. Yani bu sizin vazgeçmeniz için veyahut da hayatım böyle geçecek, yapabileceğim hiçbir şey yok demeniz için yeterli bir neden değil. Neyse ki yardım kurumları var. Neyse ki yasal koruma kurumları var. Mesela bazı uzaklaştırma kararları var, mahkeme kararları var. İşte çocuklarla ilgili gene kontak kararları var. Bunlara başvurabilirsiniz. Ama her şeyden önemlisi güvenli bir şekilde o ilişkiyi nasıl terk edeceksiniz? Çünkü eğer hayatınızdan korkuyorsanız, tehlike altındaysanız bir güvenlik planı yapmanız çok önemli. Ve bunun için her zaman söylüyoruz. Mutlaka arayıp bir yardım hattıyla konuşun. Bir uzmanla konuşun. Yani karar vermemiş de olabilirsiniz. Ben genelde ikiye ayırıyorum kadınları. Bir, yani ikiye ayırmıyorum aslında. Bir sürü katmanı var da. Diyelim ki aile içi şiddet yaşadığınızın farkındasınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bazı kadınlar o ilişkide kalmayı tercih ediyor. Henüz hazır değiller ayrılmaya. Veyahut da bir şans daha vermek. Bazen o şans 10 kere olabiliyor. Ama o son şans. Hadi son bir şans daha vermek istiyorum diye kalan insanlar var. Onlar için biz genelde güvenlik planını şu şekilde yapıyoruz. Ev içerisinde alabileceğiniz tedbirler nelerdir? Bunlar işte bir arkadaşınızla bir şifreli söz anlaşmak, ona olay bakıyorsunuz olay çığırından çıkmaya başladı veyahut da bir kavga artmaya, şiddetlenmeye devam ediyor. Belki fiziksel bir saldırı durumu olacak. Böyle bir şeyden korkuyorsanız arkadaşınıza mesaj atabilirsiniz veyahut da bir komşunuzla bunu anlaşabilirsiniz. Bazı kadınlar işte pencereden bazı sinyalleri var, bazı objeler koyma gibi işte komşuları onlar için polisi arıyor. Bu tür şeyler yapabilirsiniz. Yani evde o ilişki içerisinde kalmaya karar verdiniz diye yardım almayacaksınız diye bir şey yok sizin için de. Yani sizin tamamen durumunuza özgü, sizin koşullarınıza uygun opsiyonlarınız var. Onlara uygun bir güvenlik planı yapabiliyoruz. İşte genelde söylediğim şeyler banyodan, sert zeminlerin olduğu banyodan, mutfaktan,
uzak durmanız, işte herhangi bir şiddet durumunda kendinizi kapatabiliyorsanız bir odaya kapatmanız, evde merdiven varsa merdivenlerden uzak durmanız gibi. Ve işte kendinize en yakın çocuğunuz varsa onu da alıp nasıl dışarı çıkarabilirsiniz? En yakın kaçış yolu neresi? Kaçış planı yapmanız gibi şeyler. Ama diğer Türk kadınlar, yani karar vermiş artık ben bu ilişkiden çıkmak istiyorum diyen kadınlara farklı bir güvenlik planı uyguluyoruz. Onlara da işte her şeyden önce nasıl güvenli bir şekilde çıkabilirim? Şu anda çok zor çünkü büyük ihtimalle şiddet uygulayıcıları her zaman evde. Ama gene de bir küçük pencere bile olsa, yani zaman penceresi, onu kullanmaya çalışıyoruz. İşte önceden plan yapmak, küçük bir acil durum çantası hazırlamak, önemli dokümanları oraya koymak, mesela işte pasaportunuz, çocukların doğum belgesi, banka dokümanlarınız gibi, bir iki yedek kıyafet gibi, bir bunu bir yere saklamak, güvenli bir yere. Bu hazırda durmasını istiyoruz genelde ve ondan sonra biz belki bir sığınma evi arıyoruz bu kadın için. Genelde bu süreç bir gün ile bazen üç gün arası sürüyor. Yani o yüzden o süreç boyunca işte evde kaldığı sürede ne tür tedbirler alabilir kendini koruması için bunu konuşuyoruz. Ve genelde şu sıralar yani sığınma evlerinin çoğu dolu durumda. Çünkü yani koronadan dolayı bir onları ilerletecek, taşıyacak ev sıkıntısı var. Ama gene de hala refüjler, sığınma evleri başvuru almaya devam ediyorlar. Anladım. Bir de aslında sorunun içinde şimdi bu genelde hani bu bundan faydalanan insanlar çoğunlukla şey gibi düşünülebilir mi? Çünkü şu an burada eşlerinden dolayı kalan, evet, ya da işte Ankara Anlaşması'na gelip gene içinden dolayı kalan, tam oturum olmayan kadınlar bundan faydalanabiliyor mu? Çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü o büyük bir gerçekten sorun. Şimdi önce unutmadan şeyi söyleyeyim. O göçmen kadınlara gelelim. Yani sığınma eviyle bitmiyor. Bu arada o sadece tek seçenek değil. Belediye evine de başvurabiliyoruz kadınlar için. Bu tür şeyler var. Bir de dediğim gibi uzaklaştırma kararlarıyla kendinizi koruyabilirsiniz. Yani bu ayrılmak istediğiniz ve kurtulamayacağını düşündüğünüz kişiden ayrılma yolları ve yani izninizi bir şekilde kaybettirme yolları var. Başka bir bölgeye taşınmak, işte numaranızı değiştirmek gibi. Dediğim gibi bütün bunları sizin durumunuza özgü bir şekilde konuşabiliyor. Yani bunu planlayabiliyoruz. Göçmen kadınlar konusu çok önemli bir konu. Çünkü onların devlet yardımına ulaşma hakları yok maalesef. Bu önlerinde çok büyük bir bariyer oluşturuyor. Birincisi sığınma evine gitme bariyeri. Çünkü sığınma evlerinde kaldığınız sürece kiranız belediye tarafından ödeniyor housing benefit'le. Siz buna ulaşamayacaksınız maalesef. Ama Londra genelinde bizim de dahil sığınma evlerimizde genelde sınırlı da olsa bir yatak kapasitemiz var. Göçmen kadınlara dair, yani onlar için. Ve şu anda yeni bir proje başlattık Solus'ta. Gene benim yönettiğim ekibin altında, no recourse kadınlar için. Yani herhangi bir şekilde devlet yardımına erişimi olmayan, bunun için uygun olmayan, erişimi olmayan işte kadınlar için. Bu fonla şu anda onların kalacak yerlerini ödüyoruz. Ve genelde bu korona virüsü döneminde otelleri çok fazla kullanmaya başladık. Hem onların kalacak yerini ödüyoruz hem de haftalık giderlerini karşılıyoruz. Böyle bir fonumuz var. 2 yıllık bir fon aldık Mayor of London'dan. Ve bunun için bunu kullanabiliriz. O yüzden bazı seçenekleri biz de arttırmaya çalışıyoruz, opsiyonlarını kadınların. Ne güzel. Bir de geçen hafta bir başka kadın derneğiyle South Soul Black Sisters Solace birlikte bir otelin işletmesini devraldık. Ne güzel. Evet. Ve orada da 20 yatak kapasiteli şeyimiz var. Sadece bu yardım alamayan, işte göçmenlik durumu belirsiz olan kadınlar için. Onun dışında ekstra bir 50 ile 60 yakın yatak kapasitesi de normal İngiliz vatandaşlığı olan veyahut da burada süresiz oturumu olan kadınlar için.
Onun faaliyetine işte geçen hafta başladık. 3 aylık bir proje. Bu yani belki uzatılma ihtimali var koronavirüsüne bağlı olarak. Bir de şunu söyleyeceğim. Gene yani göçmenlik konusunda mutlaka uzman birinden bilgi almanız çok önemli. Çünkü beklemediğiniz bir şekilde bazı kurallar var. Yani bazen süre çok kısa olabiliyor. Özellikle eş durumundan buraya geldiyseniz ve eşinizin vizesi üzerinden buradaysanız, vizesi değil de onun oturumu üzerinden ve eşiniz İngiliz vatandaşıysa mesela, çok kısa bir şekilde halledebiliyoruz. Yani bazen gerçekten 24 saat sürüyor. Home office'e hemen bir başvuru yapıyoruz ve cevabını 24 saat içerisinde alıyoruz. Bu size 3 aylık bir yardıma ulaşma zamanı veriyor. O süreçte de bir göçmenlik avukatıyla tam oturum iznine başvuruyoruz. O yüzden mutlaka onun içinde bir şey alın. Yani uzmanlardan bilgi almanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü bir sürü kadın gerçekten bu çok büyük bir engel ve engel oluşturmaması gereken bir şey ne yazık ki. O yüzden. Program bittiyse sözünüz. Evet. Buyurun. Programın sonunda mutlaka hani sizlere ulaşılması gereken bilgileri almak istiyorum. Onu da paylaşalım çünkü çok önemli olduğunu ve gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu koronalı günlerde ya da işte COVID-19'u yaşadığımız ve ne olacağını bilmediğimiz belirsizlikleri yaşarken ev içi şiddetin artmış olduğu söyleniyor. Peki bu süreçte çünkü hani doktora gitmek istiyoruz, doktora gidemiyoruz. Evet. İşte ulaşmaya çalışıyoruz, ulaşamıyoruz. Yani buna benzer şeyler yaşanırken hadi bazı şeyleri erteleme şansımız olabilir ama mesela sağlık gibi, işte böyle şiddet gibi şeyler, ivedi olan şeylerin anında ulaşılması gereken şeyler var. İnsanlar mesela ne yapmalı? Beklemeli mi? Koronanın bitmesini mi beklemeli? Hani birazcık daha çekeyim, birazcık daha yaşayayım falan diye kendini mi hani ne bileyim telkin etmeli? Ya da ulaşabileceği, bugünlerde yardım alabileceği noktalar var mı? Evet, kesinlikle. Yardım almak bugünlerde çok çok daha önemli. Çünkü aile içi şiddetin bir döngüsü var. İşte bu patlama dönemi dediğimiz olayın olduğu. Sonra böyle bir balayı zamanı denilen bir barışma zamanı oluyor. Sonra tekrar bir gerilimin arttığı, işte olaya, o patlama olayına yol açan bir gerilim süreci var. Bu süreç normal zamanlarda biraz daha uzundu. Bazılarında işte 2 haftada bir patlama yaşanırken, bazılarında belki 3 günde bir, ama korona ile beraber, daha doğrusu kapanmayla birlikte, eve kapanmayla birlikte bu süreç o kadar kısaldı ki, yani sürekli biliyoruz ki bu patlama olayları oluyor ve şiddetlenmesi olayın çok kısa bir sürede oluyor ve aşırı şiddetlenmeye başladı aile içi şiddet. Bu yüzden zaten ilk kapanmanın ilk 2 haftasında buradaki aile içi şiddetten dolayı ölen kadınların sayısı 2 katına çıktı. Normal beklenen sayının 2 katıydı. Ve polis aramaları inanılmaz bir şekilde arttı. O yüzden bu süreçte yardım almanız çok önemli. Yani biliyorum bazı insanlar şu anda dışarı çıkmaktan tedirginler, işte virüsten. Ama ne yazık ki yani şunu da söylemek istiyorum. Yani aile içi şiddet mi, korona mı diye bir seçim yapmak zorunda değilsiniz. Yani bu seçim gerçekten çok zor ve bunu yapmak zorunda değilsiniz diye zaten biz bir kampanya başlattık. Bunun için hem hükümette işte birçok kadın derneği de buna katıldı. Ulusal Kadın Derneği de. Ve polis de bunu kabul etti. Aile içi şiddetten kaçıyorsanız mesela karantina günlerinde dışarı çıkabilirsiniz dediler. Bizim yardım hattımızda şöyle bir şey yaptık. Kapasiteyi arttırdık. Çünkü biliyoruz ki kadınların şu anda çok çok daha az zamanı var aramak için. Belki okullarına gidemeyen çocukları var etraflarında, sürekli onlarla ilgileniyorlar. İşte 7-24 gene onlara şiddet uygulayan biriyle birlikteler. Yani hangi ara arayıp birinden yardım isteyecekler, nasıl konuşacaklar evde? Yani belki özel bir alanları bile yok telefon konuşması yapmak için.
Bunları düşünerek biz kapasiteyi şu nedenle arttırdık. Belki sadece bir kere arayabilecek. Yani belki haftada bir işte o kişi dışarı çıktığı zaman belki bir yarım saati var. Ve o süreçte yardım hatlarını arayıp ulaşabilmek çok önemli. Kesinlikle. Yani tekrar tekrar aramak zorunda kalmadan ilk aramalarında bize ulaşmaları açısından yardım hattındaki kapasiteyi arttırdık. Aynı zamanda dediğim gibi bu koronayla mücadele kapsamında yerel hükümetlerde, merkezi hükümette farkına vardı yani bizim baskılarımızla ve kampanyalarla, birçok kadın örgütünün kampanyasıyla. O yüzden fonları arttırdılar. Çok iyi. Çok. Dediğim gibi işte geçen hafta bizim devraldığımız otel bir örneği bunun. Onun dışında diğer kurumlarda da tabii ki şu anda belki birazcık azalma olabilir insanların sağlık durumlarından dolayı. Bazı ya da evinden çalışamayacak olan insanlarda bir düşüş oldu sektörde. Ama gene de yardıma ulaşabileceğiniz yerler var. Dediğim gibi sığınma evleri hala kapıları açık. Kapasiteleri olduğu kadarıyla alıyorlar insanları. Ve biz elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle şu dönemde farkındayız durumun ne kadar ciddi olduğunu. O yüzden canla başla çalışıyoruz. Solus bu tam süreç işte karantina dönemi başlarken bir kampanya başlatmıştı. Finans bir fon ayırma kampanyası yani fon toplama. 150 bindi hedefimiz. Bu 150 bin pound'a ulaştık. Hatta iki katına çıktık. İnsanların destekleriyle ve yardımlarıyla. Güzel. Ve bu parayı kaçmak isteyen kadınlara çok acil bir şekilde ev, otel işte ne olursa onu bulmak için kullanıyoruz. Bazılarına işte evinden çıkamayan insanlara yemek paketleri işte gönderiyoruz food parcels. Bu tür şeyler bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerekli ev eşyalarını almak gibi. Yani şu anda korona döneminde olumlu diyebileceğim tek gelişme bizim açımızdan ya aile içi şiddetin tanınması ve ne kadar arttığının bilinmesi oldu. Medyada bunu çok konuşuyor. Şu anda bugün bizim yaptığımız gibi. O yüzden hala yardıma ulaşabilirsiniz. Hala opsiyonlarınız var. Seçim tabii ki sizin. Bu süreçte dışarı çıkmak istemeyebilirsiniz. Virüsle kontağınızı mümkün olduğunca azaltmak için ama dediğim gibi eğer ki bir seçim yapmak zorunda hissediyorsanız lütfen aile içi şiddeti seçmeyin. Ve sizin için yardımlar olduğunu bilin. Harika bilgi gerçekten. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Aslında son 10 dakikamıza girdik. Zamanımız çok daraldı. Ama hani son iki sorum vardı ama bir soru daha ekliyorum buna. bu süreçte insanların evde kaldıklarında yalnızca hani kişisel olarak birisinden alacağınız şiddet değil de hani çocuklarla beraber kendinize zaman ayıramıyorsunuz. İşte yani işiniz çoğaldı, evin içinde baskı çoğaldı, çocukların baskısı, eşin baskısı, Tabii. istekleri. Yani bir Tabii. insanlar yani yalnızca kadınlar için değil, erkekler için de. Tabii. Aslında şiddete başvurmak istemeyen insanlar da vardır bunların içinde. Ama bu süreçte hani insanlar duygularını nasıl kontrol edebilirler? Yani ne yapmaları gerekir kontrol edebilmeleri için? Soruyorum ama valla yani söylediklerinizden bunu da kontrolün nasıl olabileceğini de ben kendi adıma da hani benim çocuklarım yok, küçük çocuklarım ama hani bu süreç insana bazen cinnet getirecek Tabii. Tabii ki. duruma getiriyor. Hani sıkılıyorsunuz, daralıyorsunuz. Bunları nasıl kontrol altına tutabiliriz? Bilemiyorum yani siz alanınıza ne kadar giriyordur ama birkaç cümlede olsa derim yani. Yani söylediğiniz gibi çok sıkıntılı bir dönem. Herkes evde sürekli kapanmanın getirdiği ister istemez bir stres biriyle aynı alanda yani sıkışmış ve küçük bir alanda 7-24 yaşamanın bir sıkıntısı var. Yani ilişkiler üzerine bunun baskısı bindi. Bu kesinlikle doğru. Ancak aile içi şiddet böyle bir şey değil maalesef. Yani kendimi kaybettim, karşıdakini döveyim diye hissetmeyiz. Yani ben mesela çok sinirlendiğim zaman hiçbir zaman kendimde o hakkı görmüyorum. Yani gidip birini vurayım ya da sevdiğim bir insanı bir ten patlatayım, rahatlayayım diye bir şey yok. Yani bu
bunu bir baştan en baştan kabul edilemez bir davranış biçimi olarak alırsanız eğer buna başvurmazsınız. Yani bunu kendinize hak görmezseniz eğer bunu yapmazsınız. Yani öfke herkesin yaşadığı bir duygu bu arada. Yani duygularımızdan kaçmamızın bir anlamı yok. Ama o öfkeyi anlamak gerekiyor. Yani neden böyle öfke hissediyorum ve o öfkeyle ne yaptığınız sizin seçiminiz. Yani öfkenizi bir şekilde tabii ki azaltmanız veyahut da bunu rahatlatmanız gerekiyor ama yani bunun bin bir türlü yöntemi var. Şiddet bir öfke bir ifade biçimi değil yani. Gerçekten şiddet biri üzerine kontrol ve egemenlik kurma isteği. O yüzden yani duygusal olarak birçok şey yapabilirsiniz. Mesela yapabiliyorsanız, gücünüz varsa terapiye ulaşabilirsiniz. Bu arada kadınlar için ücretsiz terapi servisimiz de var. Onu da belirteyim. Çünkü aile içi şiddetin travmasını atmak gerçekten yıllar alabiliyor. Ama benim herkese tavsiye edeceğim kadınlara da erkeklere de eğer bu dönemde gerçekten duygusal olarak çok zorlandığınızı, fazla geldiğini düşünüyorsanız birileriyle konuşmaya çalışın. Bu bir terapist olmazsa bir arkadaşınızla konuşun. Bazı egzersizler yapabilirsiniz, mindfulness yapabilirsiniz. Yani herkesin kendine göre bir tekniği vardır eminim ki. Ben burada tek tek hani şu ya da bu iyi gelir diye değil de sadece şeyi ayırmaya çalışıyorum. Yani aile içi şiddet bir öfke rahatlatma yöntemi değil. Ve kabul edilemez bir davranış biçimi. Harika. Dediğim gibi programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Hani son sözlerinizi alacağım ama buradan kadınlara nasıl bir mesaj verirsiniz? Öncelikle onu alayım. Ondan sonra da benim ama bu arada hani sormayı unuttuğum ya da hani idrak edemediğim bir konu varsa şunu da aslında eklemek istiyorum. Dediğiniz bir şey de varsa onu da almak isterim. Ondan sonra yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Kadınlara vermek istediğim mesaj ilk önce yalnız olmadığınız, yalnız değilsiniz. Bunu lütfen aklınızda tutun. Bu süreçte yardım alabileceğiniz kurumlar var ve onlarla mutlaka görüşün. Dediğim gibi hiç kimse sizin adınıza karar vermeyecek. İlişkide kalmak istiyor da olabilirsiniz. Veyahut da yaşadığınız aile içi şiddet olup olmadığının farkında da olmayabilirsiniz. Ama biriyle konuşmanız gerçekten çok faydalı. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Hiç değilse kendi kafanızda sorduğunuz ve kendi kendinize cevabını bulamayacağınız sorulara belki cevap bulabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkide kalmak istiyorsanız, aile içi şiddet yaşadığınız ilişkide, hiç değilse bazı güvenlik tedbirleri almanıza ve güvenliğinizi arttırmanıza yardımcı olabilir. Ve eğer çıkmak istiyorsanız mutlaka size uygun bir çıkış yolu bulunacaktır. Bunu da belirteyim. İkincisi, bu yaşadığınız deneyim sizin suçunuz değil. Bunu da kabul etmek bazen çok zor olabiliyor. Özellikle bu size tekrar tekrar söylendiyse ve yapılan davranışta sen beni sinirlendirdin, sen öyle yaptığın için, bu böyle olmamış, bu böyle değil, ben sana kaç kere söyledim denile. Bunu içselleştirmiş olabilirsiniz ama bu davranış sizin suçunuz değil. Yani suçlamayı kendi üzerinize ve olayın sorumluluğunu kendi üstünüze aldığınız sürece hiçbir çözüm bulamayacaksınız. Yani bu şey gibi davranış sizden kaynaklanmıyor. Olay, yani sorunu yaratan siz değilsiniz ama siz sürekli kendinizi değiştirmeye çalışıyorsunuz orada. Aslında sorun karşı taraftan kaynaklanıyor. O sorumluluğu bir karşı tarafa verin. Bunu anlayın. Yani hani bahanelerin arkasına sığınmak biliyorum bazen olayın acısını hafifletebiliyor. Ama bahanelerin arkasına sığınarak bir çözüm bulamayacaksınız. Bunu belirtmek istiyorum. Başka söylemek istediğim bir diğer konu duygusal yardım konusu. Şimdi aile içi şiddet bitti deyince orada bitmiyor. Uzun yıllar etkisi devam eden bir deneyim. Çünkü çok travmatik bir deneyim. Kadınlar üzerinde yani bıraktığı izler bazen çok korkutucu olabiliyor, yıllar alıyor. Özellikle PTSD denilen travma sonrası stres bozukluğu mesela kadınlarda şiddete uğramış, tacize uğramış kadınlarda ve çocuklarda çok fazla görülen bir sağlık sorunu, ruhsal sağlık sorunu. Bunu bir de enteresan bir şekilde savaş mağdurlarında görüyoruz. Yani olayın ciddiyetini anlatmak açısından söylüyorum. Hani savaşla aile içi şiddetin ne kadar duygusal olarak
yoğun olduğunu aynı derecede. Ve bunu şey gibi görüyorum ben. Yani duygusal olarak ilişkiden çıktınız ama etkilerinden kurtulamadınız. Çünkü yıkık bir bina gibi düşünün. Yani sizin orada bütün kendinize güveniniz yıkılmış, kendinize inancınız yıkılmış, bir kişi sürekli size işe yaramaz olduğunuzu söylemiş veyahut da yani en güvendiğiniz, en yakınızdaki sevdiğiniz kişi sizin bütün güven duygunuzu yıkmış, bütün sınırlarınızı ihlal etmiş. Bunun üstesinden gelmek çok uzun zaman alacak. O güvenlik duygusunu, o güvende olma hissini oluşturmak çok uzun sürüyor. Ve biz terapilerde genelde şunu uyguluyoruz. Bir işte o yıkılmış inşaatı nasıl toparlamaya başlayacağız? Önce iskeleye kuruyoruz. Yani bir iskele kurmadan o binayı ayağa kaldıramazsınız. Evet. O iskelede şu anda güvende olduğunuzu hissettirmek size. Bunu idrak etmenizi, yani bütün sisteminizle idrak etmenizi anlamak. Çünkü bazen sistem sürekli travma tepkisi veriyor. Kapı çarpıyor, siz sıçrıyorsunuz. Biri birine bağırıyor, o ana geri dönüyorsunuz. İşte bir olay oluyor, yakın ya da bir film seyrediyorsunuz. Anlayamadığınız duygular, o anlar geri geliyor. İşte bütün bunlar travmanın etkisi. O yüzden o ilk güvenlik duygusunu geri getirmeye çalışıyoruz. Bir ikincisi güvenme duygusunu, bir başka insana daha güvenebilme. Çünkü dediğim gibi en yakınızdaki kişi sizin güven duygunuzu alt üst etmiş olduğu için bir başkasına güvenmek, başka bir ilişkiye girmek, daha sağlıklı bir ilişkiye girmek çok zor olabiliyor. Ama terapi adım adım travma tedavisi denilen yöntemlerle bunu sağlamanıza, yani bu durumu tekrar toparlamanıza yardımcı olabilir. Harika. Çok ama çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel bilgiler verdiniz. Zor olmadı diye düşünüyorum. Umarım rahat olmuşsunuzdur ve gerçekten çok güzel geçtiğini düşünüyorum programın. Ben daha sonra tekrar sizi almak isterim belki hani birkaç ay sonra. Çünkü çok ihtiyacı olunan, ihtiyacı yani insanların bunları duyması ve bu bilgileri alması çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha sonra tekrar almak isterim eğer çok teşekkür ederim. Uygun tabii olursa. Ki memnun olurum. Sizin sayenizde evet ben de rahattım. Yani aile içi şiddet konusu o kadar çok ki belki söyleyeceklerimizin yarısını söyleyebildik. Aynen. Onun için de yani daha ekleyeceğimiz şeyler olacaktır. Bunları son sözleriniz olarak aldım ama bitirmeden önce programı size ulaşabilecekleri, kurumlarınıza ulaşabilecekleri birkaç tane bilgi verirseniz yani evet. Telefon numarası olabilir. E-mail olabilir. Tabii hatta ki. Şöyle bir şey yapabiliriz. Programın sonunda biz bunları olarak gönderirseniz alta ekleyebiliriz. Tamam. Olur mu? Evet, tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir daha görüşmek umuduyla diyorum. Umudun bittiği yerde yıkımlar, dostluğun bittiği yerde yalnızlık, sevginin bittiği yerde acılar başlarmış. Umut, dostluk ve sevgi insanı insan yaparmış. Sessiz olun. Ne umudu, ne ne de sol yanınızdaki cevahirden vazgeçin. Umut, dostluk ve sevgi yoldaşınız olsun. Akşamınız güzel olsun diyorum. Saygılar, sevgiler herkese. Bir başka konuda başka bir konukla birlikte görüşme dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.